Evet, anayasaya aykırı ama evet diyen, dokunulmazlığın kaldırılmasına parmak kaldıranlar da bugün Selahattin Demirtaş'ın Edirne'de, Figen Yüksekdağ'ın Kandıra'da, Sebahat Tuncel'in de Sincan cezaevinde olmasından tabii ki sorumludur. Bunu da unutmadık. Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor demiş. Daha yeni, bir iki gün önce. Hayret gerçekten. Hayret. Niye hayret diyorum? 12 Eylül darbesinin, 2 Mart 94 darbesinin devamı niteliğinde bir darbenin sahibi, başrol oyuncusu söylüyor bunu. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kampanyayı kendisi yürüttü. Basında dokunulmazlıkların kaldırılması için çarşaf çarşaf açıklamalar yapıldı. Sonra anayasaya aykırı bir değişiklik bu parlamentodan geçirtildi. AKP, MHP ve anayasaya aykırı ama evet diyenlerin oylarıyla geçildi. Şimdi şöyle diyeyim, vallahi darbecilerin borusu ötmeye devam ediyor. Yani bugün sadece boru el değiştirdi, iktidarın elinde bu boru. Vesayetçilerin tekeri de el değiştirdi. Ne oldu? İktidarın elinde ve dönmeye devam ediyor vesayetçilerin tekeri. Peki darbecilerin borusu da vesayetçilerin tekelinin de iktidar olduğunu söylemek için fazla bir örneğe gerek var mı? 4 Kasım'ı konuşuyoruz ya. Bu ülkenin ana muhalefet partisi rolündeki bir partinin eş genel başkanları alenen rehin konumunda tutuluyorlar. Bugün Demirtaş, Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak 7 yıla rağmen tutuluyor. Leyla Güven Elazığ'da tamamen siyasi görüşleriyle, Ayla Akat da Kobani Kumpas davasıyla tutuluyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim, AKP 12 Eylül darbesiyle, 28 Şubat darbecileriyle, 2 Mart darbesiyle Türkiye'deki darbelerin toplamı bir darbecidir. Hepsini içinde barındırıyor. AKP darbeci bir partidir. Siyasi olarak korkuyor bizden ya. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la yarışamadı. Onlara cevap veremedi. Siyaset üretemedi. Siyaset üretebilen bir iktidar rakiplerini cezaevine kapatmaz. Anayasaya aykırı bir düzenlemeyi tehditle, baskıyla geçirtmez. İşte bu nedenle cevap veremediğinde ne yapıyor? Zorbalığa başvuruyor. İktidar devletin bütün olanaklarını kullanarak, yargıyı da elinde bir araç olarak tutarak şu anda arkadaşlarımızı içeride tutmaya devam ediyor. Şunu söyleyeyim, Gülten Kışanak 12 Eylül darbesi... Tamamlayın Sayın Beştaş. 12 Eylül darbesinde zindanda işkence yapan zihniyetin fikri bugün iktidarda dedim ya, 12 Eylül'de de işkence görmüştü, şimdi de görüyor. Sevgili Hüda Kaya, önceki dönem İstanbul milletvekilimiz, 28 Şubat darbesine karşı mücadele eden, o dönem tutuklanan bir arkadaşımız bugün yine Silivri cezaevinde tutuluyor. Tabii şunu da söyleyeyim, biz zindanlara sığmayız. Arkadaşlarımız üretmeye, yazmaya, okumaya, mücadele etmeye devam ediyor. O duvarlar asla halkla buluşmamızı engelleyemez. Hafta sonu İzmir Fuarı'nda yaptığımız imza günü etkinliğine bakmanız yeterlidir. Yüz binlerce insanın buluştuğu mitingler yeterlidir. Evet, darbecisiniz. Evet, halk iradesine düşmansınız. Evet, halkın kendi oylarıyla seçtiği belediye başkanlarını görevden alarak yerine memur atıyorsunuz. Evet, Kenan Evren yaşıyor olsaydı AKP iktidarının yaptıklarından daha fazlasını yapamazdı. Evet, Kenan Evren'in selefisiniz. Evet, 28 Şubatçıların selefisiniz. Evet, 2 Mart darbesini yapanların selefisiniz. Onlar bile bu kadarını yapmadı ya. Bir kalemle onlarca, yüzlerce belediyeye kayyım atamadı. Siz sadece insana düşman değilsiniz. 7 Haziran'da Türkiye'de umut yeşerdi ya. Umuda da düşmansınız. Demokrasiye ve özgürlüklere de düşmansınız. Şimdi sandık hukuku diye bir şey söylüyorsunuz. Ne yasa tanıyorsunuz, ne anayasa tanıyorsunuz, ne AİS tanıyorsunuz, ne AİHM kararı tanıyorsunuz. AİHM size dedi ki, açıkça taraf olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siz dedi
Demirtaş kararında, Encü kararında HDP'ye yönelik operasyonlarınız siyasidir dedi. Siz onları siyasetten tasfiye etmek için operasyon yapıyorsunuz dedi. Derhal tahliye etmelisiniz dedi. Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki karşı hamlemizi yapar işi bitiririz dedi. Çünkü bütün yargıyı avucunuza almışsınız. Yargı sizin için bir silah ve bu silahı kime doğrultuyorsunuz? Darbecilik tam da bu. Size karşı konuşanlara, muhalefet edenlere, gerçekleri ifade edenlere. Çünkü siz gerçeğe de düşmansınız. Gerçek ortaya çıkınca sizin maskeniz de düşüyor. Biz tamamen gerçekler üzerinden konuşuyoruz. Biz o sandıklara girip çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Halk tarafından seçiliyoruz sizin gibi. Meşruiyetimizi siz tartışamazsınız. Ne biz sizinkini tartışabiliriz ne siz bizimkini. Biz halka dayalı siyaset yapan bir partiyiz. Bu bir. İkincisi eş başkanlık kadın erkek eşitliği açısından eş genel başkanlık siyasi partiler yasasında da var. Hepsinde de uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin de dünyanın da en büyük sorunu kadın erkek eşitsizliğidir. Bunu cinsiyet ayrımcılığını anlatamam, sürem yok. Bu iki. Üçüncüsü arkadaşlarımızın tamamı demokratik siyaset yaptıkları için tutuklandılar. Bütün davalar konuşmalara dayanıyor. Bütün davalar, bir eylem, bir fiil, bakın hukukçusunuz herhalde, fiil dediğimiz, hani bir hareket olur ya, öyle bir fiil yok. Tamamen manipülasyon ve propaganda. Ya şunu sorayım, kayyımları bu iktidar atamadı mı? Bu darbecilik değil mi? Ben ne anlatıyorum? Ya daha Diyarbakır, Van ve Mardin'de kayyım var. Üç büyük şehir söylüyorum size. Ve hepsi yolsuzluk yapıyor, hepsi hırsızlık yapıyor. Selahattin Demirtaş'sız bir konuşma yapamıyor Cumhurbaşkanı ya. Bütün seçim kampanyasını onu hedef göstererek yaptı. En son seçim gecesi idam sloganları attırdı. Bugün de ortağınız grup toplantısında yine Demirtaş'ı terörist ilan etti. Bize terörist diyenler teröristin dik alasıdır. Biz burada oturuyoruz ve halktan geliyoruz, halktan. Biz demokratik siyaseti bu ülkede gerçekten savunuyoruz ve bedel ödüyoruz.